borçladılar. Hükümet de borçladı. İnsanlar da borçladı. Şimdi maske takan takanı kınıyoruz. Takmayan değil, takanı kınıyoruz. Yani eski yasaklar geri getirilecek. Toplu taşımada, hastanelerde, kalabalık ortamda tekrar maskeye devam etmeleri lazım. Çünkü dikkat etmiyoruz. Halk olarak birden bıraktık peşini. O yüzden hepimizin dikkat etmemesi lazım. Başka neden olabilir? Aşısız gezen çok oluyor. Ondan yani düşüncem. O yüzden hala aslında tedbirlerin çok kalabalık yerlerde, düğün salonlarında falan maske takılması lazım, aşıların devam edilmesi lazım. Yani insanların tedbirsizliğinden dolayı diyebiliriz aslında. Hani başından beri çok sıkı sıkıya tedbir alınmadığını düşünüyorum ben. Hani insanımızda da var, tedbirlerin uygulanmasında da var. Hani ondan dolayı hani zincir reaksiyon oldu. Tekrar hani döngüye bağlandı aslında bir nevi. Tam konuşamadım da. İşte önlemler alınmadı, maskeler takılmadı. Döngüye başlandı tekrar bu şekilde. Covid denen şeye ben pek inanmadım şimdiye kadar. Aslında insanlar yeterli bir şekilde beslenemiyorlar, bağışıklık sistemlerini geliştiremiyorlar. Bu yüzden de sürekli hastalıklar artıyor. Bu hastalıkların artmasının sebeplerinden birisi de GDO'lu yiyecekler, içeceklerdir bunlar. Ayrıca bunun içinde bir de ilaç veriyor. Onun için insanlarımızın %70-80'i hasta yani. Hepsi hasta. Önce bu tarım politikasının düzeltilmesi lazım. Bu ilaç sanayinin yerli olması lazım. Bunların yapılması lazım. Bunlar yapılmadan bizlerin bu hastalıklardan kurtulması mümkün değil yani. Son dönemde biliyorsunuz özellikle COVID-19 pandemisine ait yeni varyantların ortaya çıkması nedeniyle COVID tekrar hortladı diyebiliyoruz. Ama dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi, Dünya Sağlık Örgütü pandemi bitti demeden bitmez pandemi. Ortaya çıkan yeni BA4/5 suşunun alt grubu BA1 hastalık yapma yetkenine sahip ciddi bir virüs. Tabii bunun toplumumuzda özellikle 3. doz aşıyı yaptıranların 18 yaşında yaşın üzerinde olanların sayısı %33 civarında. Dolayısıyla bizi hasta etme ihtimali daha yüksek olan. İlk başta biz Sinovac aşısını yaptırdık. Ölü bir virüs aşısı. Onun hastalıktan koruma potansiyeli çok düşük. Dolayısıyla 2 doz yaptıranların hastalığa yakalanma ihtimali yüksek olduğu için 3. dozun yaptırılması öneriliyor. 3. doz mRNA aşısının yani BioNTech aşısının yaptırılması öneriliyor. Dolayısıyla böyle bir riskimiz varken tekrar COVID-19 pandemisi ile ilgili önlemler yeniden geçilmesi gerekiyor. Ve risk gruplarının korunması gerekiyor. İş gücü kaybının engellenmesi gerekiyor. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Bunun için yapılması gereken şeyler şunlar. Bir kere kalabalık ortamlarda, alışveriş merkezlerinde, otobüslerde, toplu taşıma araçlarında yeniden maske mesafe kuralının hayata geçirilmesi gerekiyor. HES kodu uygulamasına yeniden geçilmesi gerekiyor. Risk gruplarının yeniden aşılanması gerekiyor. Risk gruplarının belirlenmesi gerekiyor. Etkili sürveyans çalışmalarının yapılması gerekiyor. Elimizdeki veriler, şu anda yapılanlar, vaka sayılarımız düşük görünüyor ama %30-40 civarında test yapıyoruz. Nüfusu bize yakın olan Avrupa Birliği ülkelerine görülen vaka sayısı günde 80-100 bin. Olasılıkla bizde kayıt eksikliği, doktora gitmeme, uygun merkeze, doğru merkeze gitmeme nedeniyle, test yapılmaması nedeniyle vaka sayıları düşük çıkıyor. Dolayısıyla test yapmak, bu hasta bireyleri saptamak gerekiyor hastalığın hızlı yayılmasını engellemek için. Tabii burada bunun amacı şu, yani biz bir felaket senaryosu yazmaya çalışmıyoruz. Biz sadece diyoruz ki durumumuzu bilelim, ona göre önlemimizi alalım, iş gücü kaybımızı engelleyelim, toplumun hastalanma oranlarını düşürelim, koruyucu hekimlik hizmetlerini, primer, birinci basamak sağlık hizmetlerini yerine getirelim diyoruz. Hastalığı hafife almayın, risk gruplarının ciddi problemleri ölümlere neden olabiliyor. O yüzden söylediğim gibi biraz önce tarif ettiğim gibi kapalı yerlerde, otobüslerde, metrobüslerde, halkın kalabalık olduğu yerlerde mutlaka maskelerini taksınlar, maske mesafe kurallarına uysunlar.